Bu videoda vücudumuzun uzun süreli açlığa nasıl uyum sağladığını açıklamaya çalışacağız arkadaşlar. Bu soruyu yanıtlamak için ilk önce vücudumuzda gerçekleşen homeostazın altın kurallarını hatırlatmak istiyorum size. Daha doğrusu altın kuralını. O da şu. Hayatta kalmak için vücudumuzun kanda belli bir glikoz seviyesini koruması gerektiğini unutmayalım. Bu uzun süreli açlık dönemlerinde daha da önem kazanır. Çünkü hayatta kalmak için glikoz seviyesini belli bir yoğunluğun üzerinde tutmamız gerekir. Hatta bu yoğunluk normalin altında olsa bile bu durum geçerlidir arkadaşlar. Bu da bizi asıl sorumuza getiriyor. Vücudumuz kandaki glikoz seviyesini nasıl korur? Önemli soru bu. Nasıl korur? Sorunun ufak bir bölümünden başlayarak bir yanıt bulmaya çalışalım birlikte. Biraz aç olduğumuzu mesela e, yemek yememizin ardından 3-4 saat geçtiğini varsayalım tamam mı? Yemişiz yeme 3-4 saat geçmiş biraz acıkmışız. Kandaki glikoz seviyesi düşmeye başlıyor değil mi? Peki vücudumuz bununla nasıl başa çıkar? Aslında bu noktada çözüm hızlı ve basit. Karaciğerdeki glikojen depoları. Hatırlarsanız açlık durumunda kana yeniden kolayca katılmaları için vücudumuzda bu glikoz zincirleri depolanıyordu. Yani böyle lazım olur diye depoya atılmış gibi düşünün. Ancak insanlarda sadece bir gün civarı yetecek kadar glikojen deposu bulunur. Bir gün açtıktan sonra vücudumuz glukoneogenezdeki metabolik yollara bağımlı kalır. Hatırlarsanız glukoneogenez yani glikoz üretimi gerçekleşen bir yol, bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Glukoneogenez neydi? Glikoz üretimi gerçekleşen bir yol. Bu glikozu karbonhidrat olmayan öncü moleküllerden elde ederiz. Vücudumuzda başka neler olduğuna da bir birlikte bakalım. Diğer en önemli iki depo kaynağımızdan ilki yağlar. Ve en çok enerjiyi de yağ asitleri içerdiği için onların adını bir yazalım. Yağ asitleri, yağlar. İkincisi ise amino asitler. Şimdi sırasıyla bu iki yakıttan ve glukoneogeneze nasıl katkıda bulunduklarından bahsedelim. Bu videodaki söylediğim çoğu şeyi unutsanız bile şu önemli noktayı aklınızda tutmaya çalışın lütfen. Ya asidi ürünlerinin çoğu glikoza dönüştürülemez. Bu yüzden glukoneogeneze katkıda bulunmazlar. Bu çok önemli. Ancak diğer yandan amino asit e, katabolizmasından elde edilen ürünler glikoza dönüştürülebilir. Neden böyle olduğunu sorarsanız size Krebs döngüsüyle glukoneogenezi ve bu iki döngünün nasıl birbirine bağlı olduğunu anlatmak istiyorum. Öncelikle, yağ asidi oksidasyonundan elde edilen en önemli ürünün asetil koa adlı bir molekül olduğunu hatırlarsınız belki. Daha önceki derslerimizde de bahsetmiştik. Asetil koa. Bu çok özel bir molekül arkadaşlar çünkü Krebs döngüsüne giriş noktasını temsil ediyor. Ayrıca genellikle OAA olarak kısalttığımız 4 karbonlu oksaloasetat ile birleşerek sitrat adlı bir moleküle dönüşür. Bunun yanı sıra burada bahsetmeyeceğim başka pek çok şeye dönüşme olayı e, olasılığı da vardır. Ancak temel anlamda Krebs döngüsü sayesinde oksaloasetata geri dönmüş oluruz. Bu da karbondioksite asetil koa formunda eklediğimiz iki karbonu kaybettiğimiz anlamına gelir. Şimdiye kadar her şey oldukça anlaşılırdı diye düşünüyorum değil mi? Bu asetil koa moleküllerini Krebs döngüsünde yer alan yağ asidi oksidasyonu sayesinde üretiriz. Bu durumda elektron taşıma zincirinde ATP üretimine yardımcı olan NADH ve FADH2 gibi elektron taşıyıcı moleküllerin üretilmesini sağlar. Peki tüm bunların glukoneogenez süreciyle ne ilgisi var? Bunu sorabilirsiniz. Burada size glukoneogenezin glikolizin birkaç aşaması değiştirilmiş hali olduğunu söylemiştik. Yani glukoneogenez nedir? Glikolizin birkaç aşamasının değiştirilmiş halidir. Tabi bazı aşamalar hariç çünkü Glikolizdeki bazı aşamalar tersine çevrilemez arkadaşlar. Ancak genel anlamda bunu glikolizin tersi olarak düşünebiliriz genel anlamda. Glikolizin son ürünü piruvat adlı bir moleküldü. Böylece bir şekilde maddeleri piruvata aktarabiliriz ve glukoneogenez aracılığıyla piruvat elde etmişsek bunu oksaloasetat adlı bir moleküle dönüştürme şansımız olur. Anlaşıldı mı? Piruvatı oksaloasetat, biraz önce de bahsettiğimiz oksaloasetat adlı moleküle dönüştürebiliriz. Bu da Krebs döngüsünde yer aldığından adını hatırlamışsınızdır. Daha önce söylemiştim. Daha sonra ise bunu yeniden glikolizde yer alan başka bir moleküle. Fosfoenol piruvata dönüştürebiliriz. Fosfoenol piruvat. Ayrıca birkaç enzimi değiştirerek tüm bu glikoliz dizilimini tersine çevirebiliriz. Böylece yeniden glikoz üretmiş oluruz. İşte bu yüzden amino asitler glukoneogenez yoluna katkıda bulunabilirken yağ asitleri bulunamaz. Amino asit katabolizması yani parçalanması bu ürünlerin Krebs döngüsünde bazı aracılara dönüştürülmesini sağlar. Burayı bazı oklarla belirtmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü moleküllerin adlarını yazmadım. Ancak önemli olan nokta şu: amino asitleri bu aracılara dönüştürebiliriz. Bu önemli. Ya asitlerini yapamayız ama amino asitleri bu aracılara dönüştürebiliriz. Asıl güzel olan kısımsa bu aracıların sonuç olarak oksaloasetat molekülüne dönüşeceği ve oksaloasetatın da glukoneogenezde bulunan bir bileşik olduğunu bilmemiz. Bunu biliyoruz. Ayrıca bunu doğrudan burada gördüğünüz fosfoenol piruvata da dönüştürebiliriz. İşte bu şekilde amino asitler glukoneogenez yolunda yer almış olur. Benzer şekilde amino asitler parçalandıklarında piruvata da dönüştürülebilir. Bu şemada görebileceğiniz üzere bu durum amino asitlerin glikoz üretimine katkıda bulunmalarını sağlar. Yağ asidi oksidasyonu yoluyla asetil koA tarafından üretilen tüm bu ATP glukoneogenezin anabolik tepkimesini hızlandırsa da çünkü biliyorsunuz anabolik tepkimeler ATP gerektirir. Tek başına asetil koa molekülü glukoneogenez yolunda yer alamaz. Hatırlarsanız piruvat dehidrogenaz adlı bir enzim sayesinde piruvat asetil koa molekülüne dönüştürülebiliyordu. Tamam mı? Bunu hatırlıyorsunuzdur daha önceki şeylerden, derslerimizden. Ancak bu kimyasal tepkimenin termodinamiği bu tepkimenin delta G değeri oldukça negatif olduğundan ileri yöndeki bu tepkime geri döndürülemez. Başka bir deyişle buradan tam tersi yöne gidemeyiz. Yani asetil koadan piruvata geçemeyiz. Asetil koa piruvat oldu mu bir kere oradan tekrar asetil koadan piruvata geçemeyiz. O yüzden asetil koa glukoneogenez yolunda yer almaz. Bu konuyu ilk öğrenirken bu kısmın bana mantıklı geldiğini hatırlıyorum. Ancak nedense asetil koanın sonuç olarak e, oksaloasetata dönüştürülebileceğini ve bu noktadan sonra doğrudan glukoneogeneze girebileceğini, e, girebileceğimizi daha doğrusu düşünüyordu. Ancak size asetil koa molekülünde bulunan bu iki karbonu karbondioksit moleküllerinde kaybettiğimizi hatırlatmak istiyorum. Şemamız bu anlamda biraz yanıltıcı görünse de yani asetil asetilkuanın e, oksaloasetata uzanan yolculuğunu takip edebiliyor gibi dursak da bu döngünün herhangi bir yerinde net karbon üretimi olmayacağını aklımızda mutlaka tutmamız gerek. Çünkü bu iki karbon, karbondioksit molekülleri olarak çıkış yapıyor. Yani o iki karbon molekülüne güle güle diyoruz. Oradan dönüş yok arkadaşlar. Bunu bu şekilde hatırlamaya çalışın lütfen. Şimdi... Bahsetmek istediğim başka noktalara gelelim. Asetil koa molekülünün dönüşümünden bahsettik. Şimdi başka noktalara bakalım. Bazı yağ asitleri, özellikle tek sayıda bağı olan yağ asitleri, bu amino asitler gibi Krebs döngüsüne katkı sağlayabilirler. Yani bu yağ asitlerinin bir kısmı Krebs döngüsünde aracılara dönüştürülerek glukoneogenez için kullanılabilir. Ancak genel anlamda yağ asitlerinin Glukoneogeneze katkısı olmadığı kabul edilir. Çünkü yağ asidi sentezinin temel ürünü asetil koA molekülü olarak kabul edilir. Bahsetmek istediğim diğer bir konuysa, bazı amino asitler doğrudan asetil koA'ya dönüştürülebilir. Şimdi bu noktada size bir soru sormak istiyorum. Peki bu amino asitler glukoneogeneze katkıda bulunabilir mi? Cevabı verecek olursak Amino asitlerin Krebs döngüsündeki aracılara katkıda bulunabilecekleri bir yol yoksa, yağ asitlerinde olduğu gibi glukoneogeneze katkıda bulunamazlar. En sonunda asetil koaya dönüldüğü için bu asetil koanın glukoneogenez yoluna katkı sağlama ihtimali yok. Yani amino asitler sadece asetil koaya dönüştürülüyorlarsa glukoneogenezde yer alamazlar. Aslında bu olay bu yani. Sanırım bu noktada da artık her şey oldukça açık oldu değil mi? Ne de olsa elimizde bir çözüm yolu var. Glukoneogenez aracılığıyla glikoz elde etmek için amino asitlerden yararlanabiliriz. Peki amino asitleri kullanmanın bir zararı olur mu? Çünkü hatırlarsanız proteinler hücre için hayati önem taşıyan moleküller. Birkaç protein hücrenin içinde işlev görürken bazıları da önemli süreçleri yürüten enzim konumunda. Ayrıca proteinler kaslarımızın büyük bir kısmını oluşturur. Bu yüzden tüm bu aminoasitlerin parçalanmasının hayatta kalmamız açısından zararlı olduğunu düşünebiliriz. Çünkü hareket etmek için kas kütlesine ihtiyacımız vardır, değil mi? Ve enzimlerin hücre içindeki faaliyetlerini yerine getirebilmesi gerekir. İşte bu yüzden uzun süreli açlık durumlarında vücudumuz başka bir altın kural uygular. Bu da protein tasarrufu yapılmasıdır. Proteinleri glikoz üretiminde israf etmemek gerekiyor. Neyse ki vücudumuzda enerji üretimi için sadece glikoza ihtiyaç duyan pek çok doku, örneğin beyin, çünkü hatırlarsınız, yağ asitleri kan-beyin engelini geçemiyordu. İşte bu dokular açlık halinde daha esnek davranıyor ve açlığın üzerinden günler geçtikten sonra vücudumuzun ürettiği keton adı verilen farklı bir yakıttan yararlanmaya başlıyor. Özellikle beyin için ya asitlerinin aksine etkili olanlar esas bu ketonlar. Çünkü ketonlar kan beyin engelini aşacak kadar suda çözünme özelliğine sahip ve böylece açlık halinde ATP üretmemizi sağlar. Peki ketonların önemi ne ve keton sentezi proteinleri nasıl korur? Bu soruyu şimdi cevaplamaya çalışalım. Bunu açıklamak için Vücudumuz açlıkla karşılaştığında ne oluyor? Onu bir hatırlamamız gerekiyor. Onu hatırlamak açısından bir akış şeması çizmek istiyorum. Hatırlarsanız tüm metabolik yolları hormonlarımız yönetir. O yüzden açken hormonlarımıza neler olduğunu hatırlayalım. Öncelikle glukagon seviyesi yükselmeye başlar çünkü hormonlar kanımızdaki düşük glikozu hissederler. Ayrıca kandaki yüksek glikoza karşı gelişen insülin seviyesi de düşer. Bu da genelde karaciğerde gerçekleşen yağ asidi oksidasyonu yoluyla yağ asitlerinin parçalanması e, konusunda vücudu uyarır ve yukarıda bahsettiğimiz şekilde bu durum çok fazla asetil koa molekülünün üretilmesine sebep olur. Başlangıçta yemek yedikten 3-4 saat sonra ve bir güne kadar vücudumuz bu asetil koa moleküllerini depolamaya çalışır. Daha sonra bunlar Krebs döngüsüne girer ve en sonunda elektron taşıma zincirinde ATP üretilmesini sağlayacak elektron taşıyıcı molekülleri üretir. Açlığın ilk birkaç gününde bu durumu devam ettirmeyi hedefleriz. Ancak açlığın ikinci, üçüncü gününde vücuttaki asetil koa seviyesi ATP seviyesini korumak için gerekli olan seviyenin üzerine çıkmaya başlar. Bu durumun birkaç farklı sebebi olabilir. İlk olarak çoğu metabolik yolda bir çeşit düzenleme ve ürün inhibisyonu vardır. Ancak yağ asidi oksidasyonunda böyle bir ürün inhibisyonu yok. Normalde yüksek asetil koa seviyesinin vücudu yağ asidi oksidasyonunu azaltması konusunda uyaracağını düşünebilirsiniz. Ancak böyle bir olay gerçekleşmez. Yani herhangi bir ürün inhibisyonu yoktur. Böylece asetil koa seviyesi yükselmeye devam edebilir. Ayrıca hatırlarsanız vücudumuzdaki metabolik yolların en önemli düzenleyicilerinden biri ATP idi ve hücrelerimizde ATP üretecek kadar yağ asidi oksidasyonu varsa ve ATP seviyesi yüksekse elektron taşıma zincirine yavaşlaması yönünde sinyal verilir. Elektron taşıma zincirine doğru gerçekleşen akışın yavaş olması, NADH gibi indirgenmiş elektron taşıyıcı moleküllerde artışa sebep olur. Çünkü bunlar elektron taşıma zincirine elektronları o kadar hızlı veremez. Unutmayın, NADH Krebs döngüsünün en büyük düzenleyicilerinden biri. Bu yüzden fazla NADH'ımız varsa Krebs döngüsü yavaşlayacaktır. Bu sebeple asetil koa molekülü önceki kadar Krebs döngüsünde yer almak istemez ve bu sayede vücudumuz açlığın ikinci üçüncü gününde ortaya çıkan fazladan asetil koayı keton üretimine aktarabilir. Bu süreç genellikle karaciğerin içerisinde gerçekleşir. Şimdi hikayeyi tamamlarsak burada önemli olan nokta şu. Ketonlar daha sonra karaciğerden ayrılarak kan dolaşımına karışabilir ve beyin gibi diğer dokular bu ketonları alarak yeniden asetil koa moleküllerine dönüştürebilir. Tabii ki sonrasında asetil koanın bu şekilde artık Krebs döngüsüne dahil olarak ATP üretimine katkıda bulunabileceğini biliyoruz. Ayrıca açlıktan günler sonra vücudun ketonlardan yararlanması vücudumuza glukoneogeneze girmesi konusunda daha az baskı yapar. Bu konuda daha az baskı olması protein parçalanması konusunda da daha az baskı olacağı anlamına gelir. Yani protein parçalanmasının büyük bir kısmı açlığın ilk 2-3 gününde gerçekleşir. Sonra protein parçalanmasının hızı azalır çünkü vücudumuz enerji kaynağı olarak bu dönemde daha çok artık ketonlardan yararlanır.